Merhaba arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride şunu yapacağım arkadaşlar. Şu an altın top olan oyuncular içerisinde hangileri seneye 2021'e geçişte siyah top olacak? Bunlar üzerine değerlendirmeler yapacağım, analizler yapacağım. Şu an altın top olup da yeni güncellemede, önümüzdeki güncellemede hangileri siyah top olabilir? Onlar üzerine arkadaşlar videolar çekeceğim. Bu serinin ilk videosu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel yorumlar alırsam devam ettirmek istiyorum. Açıkçası kafamdaki plan tüm ilk 11 oyuncular içerisinde her mevkiye göre siyah top olabilecek altın topları analiz edip yorumlamak istiyorum. Mevki mevki, yani forvetten kalecisine kadar şu an altın top olup da önümüzdeki sene hangileri siyah top olabilir? Onlar üzerine arkadaşlar video çekmeyi planlıyorum. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Şimdi videomda ilk sırayı Haaland'a verdim arkadaşlar. Haaland şu an bilenler bilirler arkadaşlar. Altın top içerisinde santrfor mevkiinde en yüksek dereceye ulaşan oyuncu. Ham hali, henüz antrenman yapılmamış hali 80. Özelliklerine baktığımız zaman da henüz antrenman yememiş özellikleri, hızı 83 arkadaşlar. Şut gücü 80. Gerdan pası 71. Bitiriciliği 84. Şu an antrenman yememiş hali. Peki biz antrenman yüklemesini yaptığımız zaman Haaland hangi seviyeye geliyor? Hemen şimdi ona bakalım arkadaşlar. Haaland'a antrenman yüklemek biraz antrenör harcamanıza sebep olacak. Çok antrenör götürüyor, söyleyelim onu. Şimdi antrenör bastığınız zaman arkadaşlar seviye, maksimum antrenman seviyesi 53. 53. seviyeye kadar getiriyorsunuz. Peki oyuncunun kart değeri ne oluyor? 93'e çıkıyor arkadaşlar. Bu harika bir değer arkadaşlar. Siyah toplar içerisinde kıyasladığımız zaman arkadaşlar belki Haaland kadar etkili olmayan, o mevkide oynayıp da Haaland'ın etkisini göstermeyen santforlar var. Oyunda var. Şu an Haaland altın top olmasına rağmen harika bir futbolcu arkadaşlar. Elinizde varsa değerlendirmenizi öneririm. Altın top kadronuzda da ilk düşünceniz forvetlerden biri olabilir. Peki biz antrenmanını fulledik. Seviyeyi 93'e çıkardık. Şu anki değerlerine bakalım. Yeşiller yandı gördüğünüz gibi. Hızı 92 oldu. Bu fizikte, bu boyda bir futbolcu için hız harika. 1.94 boyundaki bir futbolcudan bahsediyoruz. 1.94 boyunda olmasına rağmen hızı 92 arkadaşlar. Çok çok iyi bu boyda, bu fizikte bir oyuncu için. Hızın dışında arkadaşlar top kontrolü, top sürmesi 86, ofansif farkındalığı 85. Bir forvet için, altın top için gayet güzel. Baktığınız zaman arkadaşlar bitiricilik de 93. Forvette baktığımız noktalardan bir tanesi hızıdır, bitiriciliğidir, İşte şut gücüdür, dayanıklılığıdır. Bunları değerlendirdiğimizde gerçekten çok iyi. Yani Haaland'ın fiziksel değerlerine bakıyorsunuz. Onlar da çok iyi arkadaşlar. Hani kötü diyebileceğimiz bir forvet için baktığımız zaman, ya şu da olsa diyebileceğimiz, ha belki falsosu daha yüksek olsa iyi olabilirdi. Ha çok Haaland'la da falso yapmayı belki aramayabilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an altın top kadrosu içerisinde ileride ilk düşünülecek kişi Haaland olmalı. Peki Haaland seneye ne olur arkadaşlar? Onun üzerine konuşalım. Haaland bu sene hiç kimsenin ummadığı bir performans sergiledi. Norveç'te oynarken hiç kimse onun bu denli başarılı olacağını tahmin edemiyordu. Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisiyle gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çekti arkadaşlar. Devre arasında da Borussia Dortmund'a transfer oldu. Haaland Norveç ekibinde çokça gol atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde de atıyordu. Hat-trickleriyle gündeme geldi. 1-2 değil, birçok hat-trick yaptı Haaland. Yani bunu o Norveç Ligi'nde yapıp basit alanlar oldu. Fakat Haaland Bundesliga'ya geldiği zaman o kurtlar sofrasına, orada da gollerine devam etti. Borussia Dortmund'da da
İlk maçtan itibaren gol atmaya başladı arkadaşlar. Hat-trick yapmaya başladı. Yani o hat-trickler şans eseri olmadığını gösterdi tüm herkese. Mükemmel performans gösteriyor. Bence bu yılın en büyük çıkış yapan oyuncusu. Zaten yanılmıyorsam 60 dakikada bir ya da 55-56 dakikada bir gol atan bir futbolcudan bahsediyoruz. Öyle 90 dakikada bir gol atan biri değil Haaland. 60 dakikada bir gol atıyor arkadaşlar. Bu istatistiğe bu yıl ulaşan ve bu kadar gol atan oyuncu var mı? Yok. Bu yıl istatistik olarak en yüksek istatistiğe sahip oyuncu Haaland. Şu an PES 2020 tabii ilk çıkış yaptığı için hakkını fazlasıyla verdiğini söyleyebiliriz. Konami'nin hakkını yemeyelim. Fakat önümüzdeki yıl Haaland'ın seviyesinin çok daha yükseleceğini düşünüyorum. Öyle de olması gerekiyor. Peki kaç olur? Öncelikle siyah top olacağından eminim arkadaşlar. Bundan yana bir şüphem yok. Şüphem yok. Haaland kesinlikle siyah top olması gerekiyor. Siyah top olması için hani yapması gereken tüm her şeyi yaptı. Tüm istatistikleri yıktı geçti bu adam. Ve bunu iki farklı takımla yaptı. Norveç'te de yaptı, Almanya'da da yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de yaptı. Yanılmıyorsam 10 golü olması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 10 gol olması lazım arkadaşlar. Bakmak lazım tekrardan ama yanıldığımı düşünmüyorum. Tahminimce 10 golü vardı arkadaşlar. Bu şu basit alınacak bir durum değil. Alman Ligi'ne transfer oldu. Daha 19 yaşında Borussia Dortmund'a gitti arkadaşlar. Borussia Dortmund'un dünyaca ünlü taraftarlarının önüne çıktı. Birçok insanın belki orada bacakları titrer. Yani yürüyecek halde olamazken bu adam çıktı. Orada da gollerini attı. Gollerini atmayı bırakmadı. Devam ediyor. Her türlü gol atıyor. Her türlü şut çekiyor. Daha 19 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Yok yok bu futbolcuda arkadaşlar. Mükemmel bir santrfor. Bana Mbappé'yi hatırlattı. Monaco'daki Mbappé'yi. Genç yaşta 17-18 yaşındayken Mbappé de kasıp kavurmuştu Fransa Ligi'ni. Daha sonra da Şampiyonlar Ligi'ni. Çokça goller atmıştı, asistler yapmıştı. Oynadığı futbolla Monaco'nun yıldızıydı. O sene Monaco şampiyon olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmuşlardı. Yanılmıyorsam yarı finale kadar çıkmışlardı. Daha sonra Mbappe Paris Saint-Germain'e gitti. Konami'de de Mbappe'nin şu anki değerini görüyoruz. Haaland bir Mbappe olabilir mi? Bunu tabii ki Haaland'ın performansı belirleyecek. Haaland bu sene gösterdiği performansı seneye de gösterirse Mbappe gibi Konami'de PES 2020'de oyunun en etkili forvetlerinden biri olur. Haaland bu sene gösterdiği performansı muhakkak seneye de göstermesi lazım. Daha da iyi seviyelere gelebilmesi için. Haaland siyah top olursa ki bence olacak arkadaşlar. Değeri ne olur? İşte burası biraz tartışmaya açık bir konu. İlk kez siyah top olacak bir futbolcudan bahsediyoruz. 85 olacağı garanti. Ben şu anki ham seviye 80 olduğu için 84'ü de hemen atlayıp 85'ten başlayacağını düşünüyorum Haaland'ın arkadaşlar. İlk önce 85 olacaktır Haaland. Siyah topa dönüşecektir. Daha sonra devre arasında işte Şubat ayı gibi performansına göre yükselme olabilir. Hani orada 87 bandına gelir, antrenmanlarla çok daha üst seviyelere çıkabilir. Haaland'ın ligin İlk yarısındaki performansı derecesini daha da arttıracaktır büyük ihtimalle. Siyah top forvetler içerisinde tepeye doğru ilerleyebilir. Haaland Borussia Dortmund'da lige iyi başlar. Şampiyonlar Ligi'nde gollerine devam ederse 85 baremini de kırıp geçecek arkadaşlar. Çok daha yukarılara çıkacaktır. Bu potansiyel var mı? Var. İyi bir takımda mı? Çok iyi bir takımda. Almanya Ligi'nde şampiyonluk düşünen bir takımda. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce final oynamış bir takımda. Bütün dünyanın gözü önündeki bir ligde oynuyor. Haaland için her şey var arkadaşlar. Yaşı da müsait. Büyük bir sakatlık geçirmezse Haaland seneye Avrupa'yı sallayabilir. PES 2020 oyununda da oyunun en etkili isimlerinden biri olabilir arkadaşlar. Haaland'ın siyah top olmasından yana bir şüphem benim şahsen yok. Çok istiyorum, bekliyorum ve öyle olacağını da düşünüyorum. Bu seriye de Haaland'la başladım arkadaşlar. Siyah top olabilecek oyuncular serisinin ilk videosunu Haaland'la çekmek istedim ve bunu da hak eden bir oyuncu. Daha sonra diğer mevkilerle de devam edeceğim arkadaşlar. Kaleciye kadar açıkçası her mevkide siyah top olabilecek oyuncu var mı yok mu? Varsa
Bunlar kimler? Oyuncular üzerine konuşacağız arkadaşlar. Varsa yorumlarınız, sizlerin de görüşlerinizi bekliyorum. Bu seriyi devam ettirelim mi? Açıkçası bu sizden gelecek görüşlere göre olacak. Umarım beğenirsiniz bu seriyi. Umarım devam ettiririz arkadaşlar. Ben altın toplar üzerine konuşmayı çok severim. Özellikle siyah top etkili oynayan altın top oyuncular var. Harika oynuyorlar. Altın top kadrolarınızda hani görmek isteyeceğiniz oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ben kadromdaki altın top oyuncularını daha önce paylaşmıştım. Şimdi oyunun en iyileri üzerine konuşacağım. Siyah top olabilecekler üzerine konuşacağım. Sizlerin de arkadaşlar tepkilerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Size iyi oyunlar, iyi seyirler. Beni takip ettiğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.